Evet arkadaşlar, Yeni Mesaj TV'den herkese merhabalar. Malum gündemdeki Ayasofya konusu. Bununla alakalı vatandaşların soruların cevaplarını alacağız. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor, biz de merak ediyoruz. Haydi bismillah diyelim. Gündemde şu anda Ayasofya konusu var, biliyorsunuz yıllar sonra tekrar ibadete açıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ibadet açılması, herkesin farklı görüşü var bu konuda ama ya benim görüşüm müze olarak kalmasıydı. Niçin? Niçin? Çünkü Ayasofya biliyorsunuz ki bir kiliseydi. Sadece Türkiye içerisinde değerlendirdiğin zaman tabii ki cami olmasını istersin. Çünkü ülkemizin %80'inden fazlası Müslüman. Ama bunu dünya olarak baktığın zaman kesinlikle müze kalmasını isterdim diye düşünüyorum. Çünkü bizim de yurt dışında camilerimiz var. Evet. O camilerin kafeye çevrildiğini, restoranta çevrildiğini de biliyoruz. Ama biz buna nasıl tepki veriyoruz? Bunu tasvip etmiyoruz. Tabii ki. Haliyle Avrupa'nın da bunu tasvip etmemesi gayet normal. Şu anda ne oldu da böyle bir karar alındı ve yargı eliyle bu yapıldı? Yani bunun için birçok neden olabilir. Bunlardan bir tanesi de erken seçim düşünüyor olabilirler. Eğer erken seçim düşünüyor olsalardı böyle bir şey yaparlardı diye düşünüyorum. Siyasi bir karar mı sizce? Kesinlikle siyasi bir karar. Hani altyapısında sanki hukukun bir kararıymış gibi gösterildi. Adaletin bir kararıymış gibi gösterildi ama adaletin de artık ne kadar bağımsız olmadığı herkes tarafından bilinen bir şey. Ama bu hukukun kararıymış gibi gösterildi. Ayasofya yıllardır siyasetin kullanmış olduğu bir oy potansiyeli aradığı bir şeydi. Ya bu zamanda hiç olmaması gerekiyordu. Pandemi var, işsizlik var, ekonomi almış başını gidiyor. Herkes tarafından bilinen bir şey. Bugün markete gidiyorsun, 3-5 parça bir şey aldığını düşünüyorsun. Diyorsun ki bu 100-200 liraya geçmez ama kasiyerin sana 500 lira demesiyle bir irkiliyorsun. Bak gitmez olur mu? 24 Temmuz'da bütün derdimiz bitecek orada cuma namazı kıldığımızda. Bitecek mi diyorsun? Bitecek. İnşallah. Çok teşekkür ettik. Rica ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 86 yıldır bak o kadar çaba gösterdi. Ben şuna kızıyorum. Ülkemizde cami açılıyor. 86 yıl sonra Amerika ayağa kalkıyor. Fransa ayağa kalkıyor. Bizim muhalefet ayağa kalkıyor. Niye kalkıyor bilmiyorum. Hala çözemiyor. Demek ki Amerika'yla ortak çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın en büyük şeyi önce halka sunuyor, sonra yargıya. Yargıdan sonra da demek ki karar böyleymiş, böylesi daha güzel diyorum. Yakın bir zamanda hayır, böyle bir istikametimi kaybetmedim bu kararı almak için diyen Sayın Cumhurbaşkanımız ne oldu da şimdi böyle bir kararı yargı yolunu taşıyarak verdi? Muhalefetin baskısına göre verdirdi. Muhalefet mi sizce bu Ayasofya'nın açılmasını karşı istedi geldiği için? Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar tümüyle ibadet açılması var. O iyi, o güzel, o güzel. Şimdi, güzel buluyorsunuz. Tabii şimdi Fatih Sultan Mehmet bunu kılıçından aldıysa, kılıçlar, Türkiye'de olan bütün mallar bizimdir. O zaman patrikhane de kapansın kardeşim. Madem öyle, minareler zamanında Fatih Sultan Mehmet namaz kıldı. Minareler şimdiye kadar niye duruyor? Cami değilse, medya nedirse, Avrupa çubuğu öyle de Türkiye'nin içindekiler de öyle. Şimdi hiç kimsenin dinine, mezhebine, ırkına, suna buna kimse dokunmuyor. Sen bu değilsin, busun, busun diyen var mı? Yok. Peki kardeşim, o zaman kiliseyi de kapatsınlar, cami de kapatsınlar. Burası da Türkiye Cumhuriyeti İslam ülkesi olmasın. Bak ben Malatyalıyım. Malatya'da dünya kadar Alevi var. Bir gün birbirimize bir şey söylemiş değiliz. Niye olsun bu? Partiye 4 tane çapulcu gidiyor. Ondan sonra efendim yok şudur budur. İnsan gibi çalışalım ya. Birlik beraberliğimiz ya. Allah hayırlısını uğurlusunu versin ya. Yani önemli olan budur. Yani ne olursa olsun Türkiye'de birlik beraberlik olduktan sonra bizim sırtımız hiçbir zaman yere gelmez. Ama birkaç kişinin de şunu bunun lafına özüne bu işler olmaz. Şimdi ya kadar Tayyip mi vardı? Ben 65'ten beri oy kullanıyorum. Neler geldi neler gitmedi. Ne darbeler yedik, ne darbeler gördük. Ama olmasın, bunlar yazık, günahdır. Hep bizim sırtımızdan çıkıyor. Şimdi yazıklar olsun. 600 milletvekili var. 18-20 milyar para alıyorlar. Bizim paramızı alıyorlar. Ya bir gün biz bu parayı alıp da çoluk çocuğunu da helalında yediriyor muyuz, yedirmiyor. Bunun bir cevabını versinler bakayım. Ben 13 yaşından beridir İstanbul'dayım. Allah'a çok şükür yokluğu çekmedim. Peki yaşınızda
olduğunu görerek sormak istiyorum. Şu anda gündemde bir başka konu Ayasofya aslında. Türkiye'nin en önemli şu anda gündemi. Evet. Ayasofya'nın tekrar yıllar sonra ibadet açılması. Çok esaslı oldu. Allah açtırandan da razı olsun. Açanlardan da razı olsun. Amin. Tamam mı kurban? Diyeceğim bu kadar. Bir köpek kurda gitmezse çok hayvanlar kendine kurt davara kurt çeker. Onlar da aynıdır. Onun için Çemkürt'ü dursunlar. Türkiye Türkiye'dir. Türkiye'den başka Türkiye yok. Müslüman ülkemiz Müslüman ülkedir. Hah. Tamam mı kurban? Tamam, çok sağ ol. Hadi Allah'a emanet olun. Allah ömrünüzü uzun etsin. Sağ olasın. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olasın.